Dostlar hepinize selamlar. hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Evil Bank Manager bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölümdeyiz dostlar ve seriyi anladığım kadarıyla çok sevmiş, beğenmişsiniz. Hatta e, yeni bölümle alakalı, hadi yeni bölüm biraz daha hızlı gelsin diye e, ısrar edenler de olmuş. Ağzınıza, ellerinize, kollarınıza sağlık arkadaşlar. Bu videoya da yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen oyuna giriş yapalım. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde İrlanda Devleti'ni yavaş yavaş büyütmeye çalışıyorduk ki yavaş yavaş değil bayağı hızlı büyütüyorduk kendilerini. Lakin bizim gelişebilmemiz için yani federal bankamızı yükseltebilmemiz için 8 tane bölgeye yönetmemiz gerekiyor. Yani ülkenin 8 tane bölgesi olması gerekiyor. Şimdi tek bir ülkede kalıp bunu yapmaya çalışırsak bu epey zaman alır. 20 turda bir savaş ilan edebiliyoruz çünkü. Bu yüzden birazcık para biriktirip, birazcık sermaye ve kaynak ayırıp ayrı bir ülkeye geçiş yapmamız lazım. Ama diğer bankaların emcüklemediği bir ülkeye geçmeliyiz. Bana burada en güzel hedef Ramazanoğulları Devleti gibi geliyor. Ramazanoğullarında herhangi bir banka yok. Üstelik burada çeşitli lüks kaynaklar da var. Bu lüks kaynaklardan da faydalanırız. Ramazanoğulları ama tehlikeli bir bölge. Neden? Çünkü... Osmanlı olsun, Memlük olsun, hemen yan tarafında bulunan Akkoyunlu Devleti olsun. Hani bu devletler bize sıkıntı çıkartabilirler. Aynı şekilde belki Dulkadiroğulları da tercih edilebilir ama Dulkadiroğulları'nın lüks kaynağı yok. Ee, bu yüzden Ramazanoğulları'nı tercih edeceğim muhtemelen. Veyahut Afrika'daki bir devlet de olabilir, bilemiyorum. Aslında bize en fazla... Kaynak verecek neresi ise oraya yerleşmemiz lazım biliyorsunuz efendim emlak paneline tıkladığımızda ki e, kameramı oraya aldığım için göremeyen dostlar adına göstereyim emlak paneli şuradaki bina arkadaşlar buradaki binaya tıklayıp giriş yaptığımızda burada e, sizin elinizde bulunan evleri görüyorsunuz 5 e, 5000 altın kazanıyorum günlük lüks kaynakları görüyorsunuz ki bunlar e, satışta kullanılıyorlar bir de endüstri var bizim için en önemli olan şey endüstri. Yani ne kadar fazla odun, ne kadar fazla demir, ne kadar fazla kömür alabilirsek o kadar silah basabiliriz abi. Yani silah basıcılığından böyle bir ilerlemeye çalışacağız. Silah basıcılığı. Evet. Yani silahlar üreterek ilerlemeye çalışacağız. Aksi takdirde ilerleyişimiz zor efendim. Yani özellikle tarım arazisi kesinlikle almıyoruz. Çünkü tarım arazisinin geri dönüşü gerçekten çok zorlu oluyor. Ha, elde alıp e, bekletebilirsin tabii. Orası ayrı ama o İngiltere bize saldırıyor. E, çok iyi abi. Tamam. Babuşko Banko İngiltere'nin eline verir. Şimdi İngiltere tarafının e, biraz bize karşı hırsı olduğunu tahmin etmekteyim. Zira e, adamların toprağını çok çok ele geçirdik. Yani ben İrlanda'ya fetih yaptıramasam da İrlanda en azından millete dalıyor. O çok güzel bir şey. Altın yatırımı yapabilirim. Oo. Bunun karşılığında bana Londra'dan ev verdiler. Peki. Ve fight'ı kazanıyoruz bu arada. Benim ekstradan silah vermeme gerek yok. Silahlarım bende ekstra olarak biriksin. Hemen eldeki e, lüks kaynakları satışa sunabiliriz. Eldeki lüks kaynaklardan da 28 bin gelir. Babu sana bir şey diyeyim mi? Ben Ramazan oğullarını anında şey yaparım. Kurulurum. Nasıl kurulacağım biliyor musun? Bana sermaye lazım. Sermaye için mesela e, 566 tane ok satalım. 118 tane kılıç satalım abi. Neden böyle bir şey yaptım? 500'er tane silah envanterde kalsın ki yarın bir gün mevzu çıkarsa dımdızlak ortada kalmayalım. E, parayı verdim ve Ramazanoğulları Devleti'ne de artık banka olarak girdim. E, ve toplamda 6 bölgemiz var. Şimdi ne olacak? Ramazanoğullarına Osmanlı'dan toprak aldıracağım. 7. E, 5 tur içerisinde İrlanda İngiltere'yi yutacak. 8. 8 tane toprağımız olacak ve upgrade almaya başlayacağız. Peki hızlıca bir turu geçelim. Abi çok güzel para dönüyor. Çok güzel para dönüyor. Krediler o kadar hızlı geri dönüş sağlıyor ki muazzam. Ramazan oğulları devletinden pek bir şey alamıyorum. Yani yakut alıp para olarak tutabilirim elde ama bence demir almak daha mantıklı. Demir alıp materyal yapmak kesinlikle çok çok daha mantıklı. Hemen casuslarımızın Ramazan oğulları devletiyle aramızı ilerletmesini sağlayalım. Lakin kimseye henüz saldırmayacağım. Henüz savaş ilan etmeyeceğim çünkü yeterli kaynağa sahip değilim. Bu yüzden bekleyeceğim. Ve bizim birimsel araştırmamız da bitti. Bir araştırmada neler var neler yok onu kullanalım ona bakalım. Bir de muhafızlarını görevde kullan diyor. Mesela bizim askeri gücümüz var dostlar. 46 bin askerimiz varmış. Örneğin siyasi emirleri yerine getirirsek. Ülkeyle ilişkimiz ilerliyor. Ayrıca bana para veriyorlar. Okey. Para artı ilişki alırım ama çok asker kullanmayacağım. Bu arada şeyler falan var bakın. Hani siyasilerin emirleri. Kodamanların emirleri ülkedeki böyle büyük adamların. Mesela adam e, arazi ağası sana 10 bin tahıl veririm diyor benim görevimi yaparsan. Öteki yakut veririm diyor. Öteki baharat veririm diyor. Veya rakip bankaları zarara uğratabiliyoruz. Rakip bankaların işlerine posta koyabiliyoruz. Çünkü bu oyundaki amaç birinci banka olmak. Ve biz şu an 16. sıradayız. Adamlar bizi katlıyor anlayacağınız. E, güzel bir zorlukta oynuyoruz çünkü. Altınımızın değerini %50 arttıralım. Daha sonrasında diğer upgrade'lere doğru gideriz ya da... Hmm, yok kalabalığın gücüne gerek yok. Japonya'da bir devrim başlatmak istemiyorum çünkü bu tarihlerde. Herhangi bir kazancım olmaz benim bundan. Ramazanoğulları Beyliği'nde bir taş atölyesi loncası alabiliyorum. Aşkım altın kira getirisi Batı İrlanda'da. Ya 800'ü de alıyorsun sana turluk kira veriyor ama o kadar yüksek para vermez. Onun yerine hani demir madeni ya da taş çok daha iyi. Ki biz taş alalım abi. Aa departmanda sınır var diyor. Niye lan? Allah Allah. Aa gene departmanda sınır var diyor. Departmanda sınır var dediğine. <laughs> Şurada aldığımız dandik demir madenini satalım abi slot tutuyormuş. Maalesef belli bir slot sınırınız var dostlar. Bu slot sınırı siz daha kaliteli adamlar işe aldıkça basic seviyenizi arttırdıkça daha da yukarı çıkıyor. Taşı aldım taş endüstriye giriyormuş demek ki. Taş endüstriye giriyor. Londra'da baya güzel evlerim var bakın oralardan da kira gelecek. Ayrıca Londra'nın altyapısı rezalet durumda. Yani İngilizlerle, İrlandalılarla ilişkimi iyi tutup Londra'nın altyapısını arttırmam lazım. Şu an oradan kira alamıyorum ama arttırıp kira alabildiğimde çok güzel bir sonuç elde edeceğim. Peki şöyle bir turu geçelim. Savaşın bitmesi lazım artık. Savaş bitmezse sıkıntı büyük. Herkese kredi verdim. Eee... Burada evi alabilirim ama benim parasal sıkıntım var. Parasal sıkıntıdan dolayı heykel, kürk, topaz bunları bir satalım. Bunlar bana 9000 verdi. Ne kadar silah basabiliyorum? Abi çok güzel silah basabiliyorum ya. Harbiden çok güzel silah basabiliyorum. Bir 1500 tane ok basam, 500 tane de kılıç basam odun çok geliyor herhalde. Odun çok geldiği için baya baya bir malzeme basabiliyorum. E Eldeki bu güçler Ramazan oğullarına Osmanlı'ya saldır desem acaba yar mı maçımız? Hiç bilemiyorum da yeter mi acaba gücümüz? Onu merak ediyorum. Şöyle minik 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 ilişki yükseltmeleri, Londra'daki savaş bir bitsin gayri içimiz sıyrıldı gayri. E, bu arada IMF'den pay alamıyorum. E, oha! 138 bin biz o kadar parayı bir arada görmedik birader. Ama Demir Bank'ın da yani oyunun birinci bankasının da benle beraber nakiti baya baya düşükmüş yani. Neredeyse yok gibi bir şey. E, efendim selamlar hoş geldiniz. Merhabalar. Şevsto getirin ne zaman çıkacağı belli değil. Hayır. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Şimdi. Aaa muhafızlara iş düştü. Çiftlik. mı geri al. Bir şekilde paramı geri al abi. Ben çiftlik istemiyorum. Çiftlik hoşuma gitmiyor benim. Ee, Doğu İngiltere'de çiftlik ya da Ramazan oğulları beyliğinde. Ev. Aaa ev sayımız da sınırlandı gene. Gene hiçbir şey alamıyoruz. Yani alabileceğimiz tek şey çiftlik. Okey yani çiftliği almak yerine şöyle yapalım. Casuslarıma diyeyim ki İrlanda'da şöyle bir Londra'ya artı bas. Bak. Gelen paranın nasıl arttığına bak. Upgrade'siz hali 1.200'dü. Ben buraya yatırım yaptıktan sonra 1.900 alacağım. Muazzam bir yatırım bence. Muazzam bir yatırım. Sevgili Hiji, Prime avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin. Hiji merhabalar. Teşekkür ederim sevgili Ahmet Eren. Sağ olasın. Hoş geldin. Ee, arkadaşlar bütün chatleri okuyorum. Bütün yazdıklarınızı görebiliyorum. Merak etmeyin. Papatya çayı içmedim. Evlendim. Evlendikten sonra... Duruldum. Aa, nasıl chatleri açtı bu adam onun? Papatya çayı mı içirdiniz adama? Tarlasını versen de Yani tarlasını versen de fayda etmiyor. Hanımımın dediği gibi. Biz buradan nereye gidebiliriz ya? İnci piyasası... Kara koyun. Aa bak bunu upgrade'lerse karargah seviyemiz bir yükseliyor kendiliğinden. Lütfen yükselsin. Tabi önce sükut altındır'a falan gitmek gerekiyor da. Lütfen bir yükselsin seviye. Efendim sevgili Cevmuh, Prime'ın avantajıyla dördüncü ayında Cevmuh dördüncü ayın kutlu olsun, hoş geldin. Bu arada çok güzel silah biriktirdik farkındaysanız ve ben karargahıma bir seviyede kendim aldırmak istiyorum. Dolayısıyla karargahıma seviye aldırabilmek için Ramazanoğulları beyliğine ateşe atacağım. Ramazanoğulları beyliğine diyeceğim ki Osmanlı'ya saldır. Let's go diyemedim, param yok. Yani saldırdı. Adam diyor ki sana güvenmiyorum. Yok yok bana bana güvenebilir abi. Bana güvenebilir. Ama e, yeterli paramız yok hala. Full <laughs> Bob Story 28. ayında. Selamun Aleyküm ben Bot demiş. Aleyküm Selam. Hoş geldin. E, taşlarımı da satarım abi. Okey. Şimdi bakalım Ramazanoğulları Beyliği benim isteklerime karşılık verecek mi? Zor bir istek. Zor bir istek günün sonunda yani... İntihar saldırısı ama yuh. Birader herkes adama destek veriyor. Herkes Osmanlı'yı arkalamayı mı bekliyordu lan? Herkes Osman abimi arkalamayı mı bekliyordu ya? Ayıptır be. Gidip karşı tarafa şey yapasım geldi. Burada da Osmanlı'yı destekliyorum abi. Şöyle bir bin e, ok satayım. Altı bin geliyor bütün okları al 18.000. Şey yapacağım neden? E, silah sattım. Çünkü Ramazan Ramazanoğulları Beyliği'ne yardım olarak para vermek istiyorum. Para vereyim ki adam bana dükkan versin. Şimdi savaşlardaki devletlere yatırım yapmak çok önemli. Çünkü adam sana normalinden çok daha ucuza dükkan veriyor savaş zamanı diye ama herkes bu zamanı bekliyormuş be. Herkes dedemden bir ısırık alma derdinde yani. O neymiş lan? Ay vicdan yaptım ya. Ben zor bir savaş olur diye tahmin ettim. Fark etmişsinizdir. Taş Ustaları loncası Doğu İrlanda'da. Baba bizim Taş Ustaları loncamız nerede? Endüstri. Ee, taş Ustaları loncası Ramazanoğulları Beyliği'nde. Maalesef loncayı alamam. Parayı geri ver. Maalesef alamıyorum efendim. Ne yapayım? Kredi falan veremiyorum kimseye. Yatırımcı o. Ya e, hocam 8'teki demir madeni limite takılıyoruz ya. Abi her şeyde limite takılıyorum. Yatırım yapamıyorum artık. Yani bu emlak sektöründe benim ilerlemem lazım. İlerlemem için karargahı 4 seviye yapmam lazım. Onun için de Ramazanoğullarının savaşı kazanması lazım. Ne oluyor kral? Macar efla vuruyor. Aman abi ben kendi savaşım hariç Osmanlı'ya vurdurmam. Şey gibi değil miyim ya böyle? Kardeşini e, hırpalayan abiler olur ya. Tarlayı alacağım da ne yapacağım tarlayı? Yani taban fiyatından yukarı bir de. Yok baba ben tarla... I -ı. Tarla en baba sonraki zamanlarda elde sermaye olabilir. Onun dışında ben pek tarlayla alakalı iyi şeyler hissetmiyorum. Çok güzel Ramazanoğulları Beyliği'ne bir gıdım toprak aldırdık. Karargahımıza hemen seviye bastık. Eldeki parayı ben çok güzel değerlendireceğim. Sizin hiç merakınız olmasın. Öncelikle bizim bir kabineyi yenilememiz gerekiyor dostlar. Çünkü artık kabinedeki adamların yetenekleri bizim için uygun değil. Çok güzel abi bak. Çok güzel. Artık limite takılmadan 16 tane yer alabileceğiz yani. Alışveriş yapabileceğiz. Ee, sevgili boş yapma. Katıl üzerinden aramıza katılıyor. Hoş geldin. Yıllarca izledik. Bir de maddi destek olalım Samet abicim. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim efendim. İyi dilekleriniz için çok sağ olun. Emre Say hoş geldin. Merhabalar. Ee, hocam ben 11-12 senedir falan yayın yapıyorum. Bende bol bol oyun var siz merak etmeyin. Yeter ki şey yapın. Yani yeter ki izlemek isteyin yani. Bende bol bol oyun var. Heykel tıraş atölyesi. Ver baba. Krediler. Ee, şey yapmam lazım. Sivil ürünleri satalım. Kılıçlar falan kalsın. Agalara kredi verelim. Para yetiyor. Cephaneliğe girelim. Demirden yana bir sıkıntı var galiba. Bak ok basabiliyor basabiliyorum çok rahat bir şekilde de. Demir zor. Peki sağda solda bize bir saldırı bir şey var mı? Yok. Devam. Ben kabinemi nasıl büyüteceğim peki? Kır evi. Abi adamın evini alırım şimdi. Adama kredi de çıkartırım. Niye bana böyle param çok az gibi geldi ya? Oğlum valla benim param çok az gibi geliyor bana şu an. Çok az olduğu için olabilir muhtemelen. Sivil ürünleri bir satalım. Benim böyle bir maddiyattan yana yan basmışlığım var galiba. Niye böyle oldu? Silah satmak zorunda kalacağım gibi geliyor bana ilerleyen aşamalarda. Oy sağ ol gülüm. Ben silah satmak zorunda kalacağım galiba. Kime satalım silah? Osman abimin bir fight'i yok, bir şey yok. Aragon ne yapıyor? Aragon kastili perişan ediyor. Bence artık Hast ile böyle biraz silah satmak suretiyle 1296 tane buna sat. 1310 tane buna sat. Bir 18 bin para gelsin. Daha ne kadar silahım var benim? 2000 bin. Ne kadar para gelir? 21 bin. Abi biz kabineye adam alakla. Yani en azından bir 9 tane uzman bul bana. Şuradan adam akıllı iş yapalım. Bak abi mesela 16 casusluğu var bunun. Bunu casusluğu için aldım. 27 gardiyanlığı var. Gardiyanlığı için aldım. 23 kredisi var. Kredisi için aldım. Onun dışında en babası yatırım 11. Yani helak olursun ya. Hah. Yatırım 18. Sağ ol kuzucuk. Yatırım 16. Seni seviyorum bebeğim. yatırım 15 adam var. Onu da alırım. Onun dışında iki tane casusluk 17 var. Onları da bir alalım. Okey. Şimdi yatırım 12'yi attık. Yatırım 14'ü attık. Neden? Çünkü elimizde yatırım 15, yatırım 18 ve yatırım 16 adamlar var. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz maksimum yatırım arttı. Öte yandan krediye geldiğinde kredi notu 23 olan adam var. Bunlar sizin kabine üyeleriniz dostlar. Sizin için bu adamlar e, çeşitli görevleri yapacaklar. Çeşitli... Aktivitelerde bulunacaklar ki bizim casusluk departmanı çok düşük durumdaydı. Ya yani ülke ilişkilerine bakıyorlar, adamlar diğer devletlerle alakalı info topluyorlar. Facecam ben kapattım hocam. Bu ikinci bölüm efendim, evet. Şu an bölüm 2'yi izlemektesiniz yavrum, harikasın teşekkür ederim. Bak mesela burada bir tane gerizekalımız var. Maalesef adam 7 şeye sahip. Moron sayılır. Şuradan arata arata bulmaya çalışacağım. Tamam 15 bulduğum. Okey şu an ben kabineyi güzel upgradelediğimi düşünüyorum. Öte yandan araştırmalarda da ilerliyoruz. Karakoyun araştırması sayesinde binam bir level daha alacak. Benim neye gitmem gerekiyor? Kurtarıcı var. Karakoyunlu devletiyle alakalı bir şey var acaba? Rütbesiz mücadele. Şey var baba, bir tur içerisinde birden fazla alım yapma. Ona gitmem lazım benim. Bak burada IMF'den toprak alıyorsun. Burada borç toplaman artıyor. Burada ee, buradan ne oluyor? Savaşta olan tüm devletlere 3.000 altın destek veriyorsun. Senin devletlerine yalnız onu bir belirteyim. Fırsattan istifade, daha fazla iş üretiyorsun. Vergi kaçırma, ekonomiyi zapt etme. Birader bir turda birden fazla şey istiyorum ben ya. Yok abi göremedim bir turda birden fazla yatırımı. Neyse artık Allah ne verdiyse ilerleye ilerleye buluruz. Belki de research ağacından kaldırmışlardır bilmiyorum. Oyunun ne sıklıkla güncelleme aldığını. Hemen şöyle bir kredilere gelelim. Artık 12.400 kredi verebiliyoruz. Hemen şöyle bir yatırımlara gelelim. Hep tahıl arazisi hep. Ama bizim tahıl arazisiyle işimiz yok. Casuslarımıza ülkeyle ilişki geliştirme emri verelim. Bütün ülkelerle aramızda dostane ilişkiler olmasını istiyorum. Ama çok fazla da puan harcamak istemiyorum. İrlanda devleti için biz bir savaş başlatalım. Mesela artık İngilizlerin karayı mı almaya oynasak yoksa Fransa'nın oraya mı atlasak? Bence Fransızlara atlayalım. Atlayamıyorum param yok. Tüm sivil ürünleri satalım tekrardan. Ve lütfen cephanelikten biraz daha cephane alalım. Bilader bunların silahların üretimi falan mı çok maliyetli acaba? Şu an hala adamlara savaş ilan ettirecek param yok. Aşkım Osman'a düşmanız. Ramazan oğullarını aldık. Param yok çünkü. Osman'a girmek için 400 bin altın falan istiyor. Aa, Osman abim burada Kırım'a dalıyor. Ağzını çırpıyor aşkım Kırım'ın. Aslında şey yapabilirim mesela... E, savaş zamanı Kırım'a 30 bin altın veririm. Savaş bittikten sonra Osmanlı'ya karşı galip geldiğinde satarım. Yani böyle bir alım-satımla da belki bir şey olabilir ama... Benim şu an e, şey yapabileceğim, harcayabileceğim bir param yok. Ne yapabilirim mesela? Vazgeçebileceğim bir yer var mı? Abi vazgeçebileceğim... Aslında taşçı var ya. Ne yapacağım taşı? Taşçı var. Dur bakalım. Harbiden kırıma destek vereceğim. Kaybeden taraf. Ne verecek bana mesela? O da taşçı verdi. E, normalde normalde 29.900'müş. Ben 28.400'ü almışım. 29.900'lük mekanı. Bakalım satışta kaç olacak? Osman'a kalleşlik yapıyorum bu arada. Kalleş Joe. Hiç gelmez. Kalleş babuşa. Ee, bütün sivil ürünleri satalım. Arkadaşlar biriktiremem. Çünkü paran ekside kaldığı an oyun seni haritadan siliyor abi. Yani hiç şansın yok. Paran ekside kaldığı an oyun seni haritadan siliyor. Ama bunların hepsi niye yandı? Çünkü karargahımız seviye aldı. Şimdi şu rekabetsiz mücadeleye doğru gideceğim. Şunları böyle açı aç. Önce bunu açalım sonra rekabetsiz mücadeleye gidelim. Peki bunlara upgrade basacak gücüm var mı? Var. İşte taşma şeye yarıyor abi. Buradaki yapıları upgradelemeye yarıyor da. parasını neyse veririm kardeş deyip parasını verip şey yapabiliyor. Ve dört personel var hala. Bir tane uzman arayayım mesela. Yatırımda güzel bir şey gelecek mi? 13, 16. Ya bunun 16'sını boş ver. 18 kredisini kullanırız. Kredi Kredilik adamlar eble. Tam daha öyle aham şaham değişiklik yapmaya gerek yok. Milletin kredisini verdik mi? Verdik. Paramız var mı? Var. Eyvallah. Dörder kredi falan verebiliyorum. Dur bakalım. Kırım bir şey yapsın. Efendim aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, şey mi hocam, tarım arazisi mi? Abi tarım arazisinin getirisini iyi görmüyorum ya. Şimdi şöyle bak, oyunda mevsimler var tamam mı? 68. tur şu an hangi yılda olduğumuzu bilmiyorum ama kış mevsimi mesela tur tur şöyle geçiyor. Bir sonraki tur Şubat olacak, Mart olacak, Nisan olacak falan filan böyle. Yanılmıyorsam tarım arazileri her sene bir defa ekin veriyor. Osman bu arada Ege Adalarını alsın. Osman orada kahbelik yok. Ya hani her sene bir defa şey verdiği için değmiyor baba. Ya 12 turda bir defa. O 16 bine sen arsa satarsan şimdi ben varı yoğu satıp o arsayı almak isterim. Hakikaten de varı sattım arsaya para çıktı mı çıktı. Eyvallah. Ve silahlara daha dokunmadım bile. Hop. Kırım Osman'ımdan toprak aldı. Çiftlik var. Paramı geri ver. Kredi ver. Şimdi gel gelelim. Doğu İngiltere'de altın. Yani alırım. Ev yatırımı yapıyorum abi. Gel gelelim şimdi bizim şeyden aldığımız atölyeyi endüstri kısmından. Ney? Satış fiyatı 17 bin mi? E abi Kırım sen beni şu an taklaya getirdin. Sen şu an beni taklaya getirdin abi. 28 28.000'e aldım fiyatı 29.000 olan e, taş otoritesini. Şu an fiyatı 17.000. Ve benim Kırım'da işletmem olmadığı için buradan verim alamıyorum. Geri satış fiyatı da 17.000 abi. Aa hayal ettiğim gibi olmadı lan. E ben fiyat artar diye düşündüm abi. Yani savaşta mecbur paraya ihtiyacı olduğu için ucuza verir. Savaştan sonra benden daha pahalıya geri alır diye düşündüm. Ben şu an oradan taş toprak bir şey de alamıyorum. Ne yapacağım? Mecbur Kırım'a lisans mı alacağım? Kırım'da banka yok ama lisans 78 bin istiyor. Vay be. Tamam var ya çok feci ketempereye geldik. Bu nasıl bir para? Bu nasıl paralar bunlar hocam? Merak etmeyin bu arada. Bu IMF hissesini ben alamadan diğer bankalar alır. Bana kalmaz. Bak. Alsam tura atlatamam, batarım. Almıyorum, geride kalıyorum. Abi taş toprak göstermeyin bana. Bana taş göstermeyin. İngilizler de almış. İngilizler de almış ama bizimkiler alıyor ve kullanılabilir yatırım yok. Tamam İngilizler de alsın bizim oradaki yerleri alsın. Ben hemen bir casuslara emir veren baba. Şöyle bir ilişki ilerlet herkesle. Ramazan 11 tur boyu da almaz. E biz de ikinci bir cephe açalım abi. Yürü anasını satayım. Anakaraya çıkıyoruz biz de. Yürü. Fransızlar ağır geliyor. Bokumu ağır geliyor. Yürüdün abi şuradan ben sana silah verdim. Aynı anda iki toprak fethi. Hadi bakalım. Aynı anda iki toprak. Şöyle bir kredi isteyen adamlara kredi. Demir madeni. Ulan niye daha önce söylemiyorsun vardım adam? Peki bir şey diyeceğim. Şöyle bir mantıklı hamle yapsak ya. Elimizde para varken hazır. Endüstriyel anlamda benim en çok demir kazandığım yer neresi? Şu anda çalışmıyor galiba Batı İrlanda bölgesi. Ama odundan nerede kazanıyorum? Doğu İrlanda'da. Doğu İrlanda full. Kırım'daki ben şu 17 binliği satıyorum ya. Zararı batsın. Ozan Çelik dördüncü ayında iyi yayınlar dileğini iletiyor. Teşekkür ederim efendim. Sevgili Ozan Çelik iyi yayınlar dileğiniz için çok sağ olun. 66 bin param var. Aa bankalara borç veren verebiliyorum ha. Mesela 52 bin 10 turluğuna tapınak şövalyelerine borç verip Kat kat fazla geri alabilirim ama... Elimdeki parayı vermek istemiyorum şu an ya. Yok yere niye sermayemden olam abi? İrlanda'ya bir şey yaparım. Ben aslında... Batı İrlanda ya da Doğu İrlanda. Şu an neresi savaşta ya? Notum bir yere dalıyor. Lan devlet İrlanda savaşta olunca komple bütün odunu modunu her şeyi kesiyor mu? Yo. Tam Doğu İrlanda tarafına bir yatırım yapalım o zaman şöyle. İrlanda'da Doğu İrlanda tarafı abi. Yatırım yaptıktan sonra o Şuna bakın chat. 46 bin altınlık ev. Bura bize ne kadar verecek? Yenisi gözüküyor mu? Yeni. 5000 altın veriyor tek başına 5000 altın. Onun mükemmel yatırımdı bu arada. Kendimi tebrik ediyorum. Hakikaten mükemmel yatırımdı yani. Ramazanoğulları beyliği bekliyor. Muhafızlar adamın kır evini elinden alıyor. Diğerinin parasını alıyor. Kredi vermeye devam. Taşmaş carçlık var. Onları almaya gerek yok. Silah deposunda da basabildiğim kadar para biriksin. Verdim turu. Güzel yatırım yaptık ha. Bir de aynı aynısını Ramazanoğullarına yapıp oradan bir deli gibi toprak almak lazım biliyor musun? Günaydın SkyG'ye, hoş geldin. Üvey Sözalp, günaydın, hoş geldin. Tamam abi, tur geçtik. Gelecek tur iki toprağımız birden olacak bu arada. Ve millet aldığı krediyi ödememeye başladı. Hayırlar ola, nereden geliyor bu özgüven? E ben de 3-5 bin altınlık yatırımları yapmıyorum, parayı elimde tutuyorum bu arada. Var mı başka bir şey? Hop, çat. Artık İrlanda hem orada hem İngilizlerin orada yeni toprak aldı. Ah lan. Kazara adam borcunu ödeyemediği için herifin çiftliğini aldım. Batı Flanders'de çiftlik. Ya almayacağım çiftlik. Ya da para boş durmasındansa alalım kenarda dursun artık ya. Çünkü artık şey yapacak bir şey kalmadı. Şurada rekabetsiz mücadeleye doğru gidelim. Bir yandan şey de yapalım. Aa Fransa tekrardan üstümüze geliyor. Hayırlar ola. Fransa tekrardan üstümüze geliyor. Eldeki sivil ürünleri bir satalım hocam. Ondan sonra hemen burada Durucan'ın politik konu. Hemen burada bir altın yatırımı yapalım İrlanda'ya. Yine tarım arazisi verdi. Fark etmez. Savaşı her türlü kazanacak nakdimizi iyi değerlendirdik. Devam. Alıyorum abi bundan sonra. Yapacak hiçbir şey yok. Laurel 14. ayında. Sevgili Laurel. 14. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kesene bereket. Ramazan oğullarında benim Var mı arsam olan? Var. Şöyle Ramazan oğullarına bir yatırım yapıp altyapısını büyütebilirim. Ya da İrlanda'ya yapam aynı yatırımı. Oh. Hocam oh. Harbiden oh. Endüstriyel büyüme. Dur, endüstriyel büyüme Ramazan oğullarına değil gene İrlanda'ya. Bizim demir madenleri falan Batı İrlanda'daydı galiba. Batı İrlanda full. Doğu İrlanda full. Londra'da var mı bizim endüstriyel bir şey? Emlaktan bakılır oraya değil mi? Endüstri. Ramazan oğullarındaki demir madeni ve e, ağaç kesme İrlanda'daki. Ama para lazım. Osman ne yapıyor? Macar'a dalıyor. Osman'a kazık atmak istemiyorum. Dur ya para gelir bir şekilde. Para gelir bir şekilde dedik. Öyle bir para geldi ki. Akıllara zarar. Ama işte ani para lazım olduğu zaman. Alt falan yatırım yapacağın zaman o para gelmiyor ya. Sıkıntı orada. Her sofayla 14 bugün olabilir. Abi Ramazanoğulları devletiyle İrlanda yan yana işte ya. Ben Ramazanoğullarına bir daha savaş açtıracağım dört tura. Burada bizim şimdi şuraya upgrade basmamız lazım. Ama 16 bin para lazım. Ya eldeki silahları satıp aniden yüklü miktarda para bulabilirim ama sonra biri bize daldığında çok zor olur o iş. Ah Osmanlı geliyor Ramazan oğullarına. Osmanlı'nın arkasındaki güçlere bakar mısınız dostlar? Bütün bankalar Osmanlı'yı destekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım mi Yaman, Beymi Yaman. Hatta Arbelet ve Teber veriyorum lan. Al birader herifin madenini al. Amy mi yaman bey mi yaman geliyor. Geliyorum bekle. Abi onlar daha yaman çıktı ya. Abi onlar daha yaman çıktı. Üç turum var bir de. Bekle be, birader bir saniye. Ben kendimi zarara uğratmaya hazırım. Sen hazır mısın? Ben kendimi zarara uğratırım kardeşim. Benlik bir şey yok. Bak ben 85 bin altınlık demir alırım. Bu demirin tamamına kılıç basarım. Kılıç basalım. Bu demirin tamamına ben kılıç basarım. Gelirim burada silah satarım. Ben kendimi zarara uğratırım. Burayı gene size vermem. Bir tur daha. Serbest piyasadan malzemeyi pahalıya alıyorum. Ucuza silah mal edip satıyorum. Param eksilerde tur geç dediğim an batıyorum ama burada İrlanda'ya sattığım an bitti. 80.000'i 80 28.000'e düşürdüm böylelikle ama ee, bütün bankalarında düzeni taklaya getirdim abi. Onlar takviye atamıyor. Ramazan oğulları iki tur sonra tekrar vuracak elemana. Birader bu neymiş bu arada ya? Tam adamların karşısına durdum da adamlar da bana bir meydan okudu yani. Adamlar da bana bir meydan okudu. Oha lan 200 bin altın verilir mi ya? Yeni demirci. o Krediler verildi. Upgrade için 15 bölge lazım. Alınır. Bir de Danimarka daldı. Bir de Danimarka daldı abi. Hay Allah'ım ya Her yerden böyle dört bir yandan dört bir yandan kuşatıldık ya. Birader bana bir dalma da ha. Tamam. Dışarıdan malzeme almama gerek kalmadan şu savaşı götürebiliyorum ya çok şükür. Ramazan Ramazanoğulları Osmanlı'nın elinden Konya'yı da aldı. İyi zorlandık ama. İrlanda'ya şimdi hem Danimarka da aldı hem de İngiltere de alıyor. Ama İrlanda hallediyor. Tamam okey İrlanda'yı biz yeterince güçlendirmişiz. İrlanda'yı yeterince güçlendirdiğimiz için bence bir sorun yok. Abi adamlarla ilişkileri iyi tutmaya devam. Dost tane artı bir, dost tane artı dört. Dost tane ilişkilerle ilerleyeceğiz. Bir de İrlanda'ya iki kişi birden daldı yani. Hayvan gibi avanıyorlar, hayvan gibi. Kimi ağza giriyor, kimi buruna giriyor. Bizim de bir ülkeye daha girme zamanımız geldi bu arada dostlar. Bir ülkeye daha abi. Bir ülkeye daha nereye girelim? Şuraya baksana abi. Bir İskoçlarla fight'ımız olmadı bizim orada. Film Sanfaran pahalı. Etiyopya 54. Miklaf 28.800. Puddle. Geldim kardeşim geldim geldim artık Fadıl'da da varım geldim artık Fadıl'da da varım da Fadıl'da şu an ne yapabilirim bilmiyorum ya maksat hani Toprak gelişsin abi o devrim mi ya ülkeleri tanan yakabiliyorum. abo Etiyopya da pahalıydı ya ucuz ülkelere geçmeye çalışıyorum ben Kursafen'e hoş geldin ne yapıyorsun Yusuf'um Softofteleyat <Sessizlikle> kesinlikle çok güzel bir gün hoş geldin her yerde varım her yerde Osmanlı daya atar da inş biler <laughs> atabilir abi bu arada atabilir gördünüz yani kendi kendime erittim ama şöyle de bir gerçek var mesela şöyle de bir gerçek var ki başım sıkışsaydı en olmadı gider tarlalarımı satardım abi. Basit. Başım başım şıkışırsa tarlalarımı satarım. Abi 22 Ekim 2023 itibariyle dilediğiniz kadar platformda yayın açabiliyorsunuz Twitch partnerliğine göre. Seiko-sama selamlar hoş geldin. Dolayısıyla dilediğim kadar yerden yayın açabiliyorum Kik'te partner değilim iştirakım Ya da belki otomatik partner oldum bilmiyorum Kik'te de bir sorun teşkil etmiyor e, Youtube'da zaten dükkan benim Yani Youtube bana ne diyebilir Yayın açamazsın mı diyecek adam bana Youtube bana bir şey demiyor Dolayısıyla dilediğim kadar yerde Dilediğim kadar yayın açabiliyorum İnternetim el verdiği sürece O yüzden keyfinize bakın efendim İrlanda tarafı da vurmaya devam ediyor. Lan cephanelikte silah birikmiyor. Aa niye birikmiyor silah? Çünkü muhtemelen demir madenlerinin olduğu yere daldı değil mi? Abi şu İrlanda'ma artık bir bulaşmayın da acık kaynak biriktireyim kurban olayım ya. Acık kaynak biriktirem ya. Ha, şuradan bir upgrade. Birader kabineyi bir upgradeleyelim tırt kaldık tırt. Tırt kaldık mirim endüstri, emlak, lüks, cephanelik her şeyi büyüttük. Sen şimdi bana 9 tane profesyonel adam ver. Bakalım kabineye kimleri ekleyebiliyoruz? Ananı avradını 29. 29 çok iyi. Var mı başka? 25 kredi. Var mı başka? 20 üstü. 20 üstü arıyoruz. 20 üstü gelmedi. Yeniledik. 20 kredi. 20 kredi. 25 yatırım. 20 gardiyan. 23 kredi. 22 kredi. Şunları bir yerleştirelim. 29 yatırım. 17 yatırım. Krediler. Kredi de daha 12'lik 15'lik adamlar falan duruyor. 20 kredi. 25 kredi. 23 kredi. 25 yatırım var sayın hocam. 16'yı attın. 25 yatırım. 18 yatırım var. 22 kredi var. 22 kredi. Bir, e, bir tur daha aramaca. 27 gardiyan. 26 kredi. 24 kredi. 19 yatırım. Casuslar tırt çıktı. Tamam. 17 yatırımı sildin. 19 yatırım. Ondan sonra 20 krediyi attın. 26 kredi. 22 kredi attın. 24 kredi. 27 muhafız. Bir tane casus var ya. Hakiki casus geldi 19. Hakiki casus geldi 17. Yeter. Yeter abi. Mis mis mis. Mis. Kabineyi çok güzel upgradeledik bu arada. Elimize kolumuza sağlık. Yani artık o kadar yüksek meblağlarda kredi verebileceğiz ki. Şahane. Bakın 4 tane kredi verebiliyorum. 24'er binlik. Dostlar abov yani. Sevgili özcan şöyle yapabiliyorsun. E, casuslarınla ülkedeki ilişkiyi ilerlettikten sonra rakip bankaların faaliyetlerini durdurup aldığın yeni yerleri şey yapabiliyorsun ya da rakip mülklerin değerini düşürerek adamları satmaya zorlayabiliyorsun. Böyle alternatiflerin oluyor genelde. Benim acil paraya ihtiyacım var bu arada. Adamlara kredi verip ekonomimi döndürmem lazım. Acil para lazım olduğu için. o tarımda bile şeyim var. Tamam ee, nasıl acil para bulabilirim ben mesela? Odunu alırım net. Ee, şey mi satsak acaba birkaç arazi arazi mi satsak? Şu an bak 34 bin e aldığım arazi 41 bin ediyor. Birader ben tarımdan çıkıyorum tekrar. Ben tarımdan çıkıyorum. Tarım ürünlerini de satıyorum. Diğer sivil ürünler dursun. Burada bütün herkese bir kredisini veriyorum. Ne kadar e, silahım var hocam? Bana onu söyle. Ne kadar silah basma gücüm var? Gene çok büyük kafa kafaya giremem gibi ya. Başlangıçta. Aa ben hep İrlanda başlangıcı yapıyorum. Ben hep İrlanda alıyorum çünkü İrlanda'nın demir madenleri çok kuvvetli. Yani demir madenleri sayesinde o kadar rahat ediyorsun ki demir madenleri, emlak arazileri, emlak arazilerinden bayağı para geliyor. Demir madenlerinden çok deli para geliyor. Ya her şeyden önce kendini savunabilmek için şeyi almak zorundasın. Yani demir, odun bunlara ihtiyacım var. Ve bak ben mesela o kadar çok savaşa giriyorum ki ne yazık ki demir madenlerinden, odun madenlerinden falan şey gelmiyor. Demir ve odunun o kadar bol gelmesi lazım ki fightlarda böyle bir şey yapabilelim. Düşmanı zıngıldatabilelim. Boyama alayım. 12 bine demir vardı esasında ama olsun. Şöyle bir hemen unutmadan teknolojiye gidelim. Kredileri verelim. Peki mesela Ramazan oğulları beyliğinde ben ne istiyorum biliyor musun? Ee, Ramazan oğulları beyliğinde şey nerede? Demir madenim falan nerede Ramazan oğullarında? Demir madenim Çukurova'da var. Ramazan oğullarında başka ne var? Ee, odun geliyor. Başka ne? <laughs> Başka bir şey gelmiyor. Batı Çukurova'dan demir geliyor. Abi oduna yönelelim biz ya. Şimdi mesela şöyle yapacağız. Casuslara diyeceğiz ki abi birer kadeh ilişki. Sonra Ramazanoğulları'nın endüstrisinde Karaman'a altyapı. Karaman'a altyapı basıp öncelikle bir benim Karaman'dan aldığım odun miktarını arttıracağım. Artık 670 odun alıyorum. Sonra Yatırıma gelip diyeceğim ki abi bana yatırım aracı aç ama para lazım yatırım aracı için. Sivil ürünleri sattın 100 bini yaptın. Sivil ürünleri satıp 100.000 yaptıktan sonra geldim buradan. Ramazan'a dedin ki abi karaman için bana slot aç. 16 bini açtırdın slotu. Ah 100 bine gümüş var da burayı kapatınca gitmiyor değil mi? Ne olur gitmiyor olsun gitmiyor. Tamam. 100 bine gümüş ya da 80 bine e, altın. Biraz silah üretip satalım. Bir parça. Çok değil. Çok değil bir parça. Mesela 1195 tane buradan bas. 687 tane buradan bas. Tamam, hatta şu 5000'e 3000'e de bas. Bu envanterde dursun. Hemen kendi savaşımıza satış yapalım. 687 1195. Tamam. Buradan bana ha, alamıyorum 108 bin. Ne yapabilirim onu düşünüyorum şu an. Oyunun ismi Evil Bank Manager. Japonya'da devrim başlayacak. O yüzden Japonya'ya şey yapamıyorum. Ee, vallahi Yusuf'um hiçbir fikrim yok. Bit'le alakalı sorun olmaması lazım ama balım YouTube'da da yayın açık. Dilersen Süper teşekkürlerden destekleyebilirsin kardeşim. Kikten abonelik ya da işte e, YouTube'dan süper teşekkür hepsi iş yapar. Dostlar lütfen yayında siyaset konuşmayalım size zahmet. YouTube'daki babalar. Hmm. Tamam ya bir parça daha silah satacağım. 2000 tane daha kılıç satam. Size zahmet. Aldım vallahi yüz bine gümüşü. Allah bereket versin. Allah bereket versin abi. Aldım yüz bine gümüşü. O gümüşten bana öyle bir malzeme gelecek ki. Aman aman yani. 5 borç idare edebiliyorum. Kürk alabiliyorum. Gümüşten ne veriyorsun bana bir onu göstersene. Bak harbiden çok merak ettim şu an. Lüks ürünlerde kaç tane gümüş veriyor bana Turluk? Arkadaşlar Turluk 859 tane gümüş alabiliyorum. Turluk 859 gümüş. Ve gümüşün bir tanesinin fiyatı 10 altın. Dolayısıyla ben Turluk 9000 altın 10.7 altın. Turluk böyle 9000 altınlık falan malzeme alıyorum Ramazan avullarından. Mükemmel bir para. E, sivil ürünleri hemen satalım. Silahlar ve kaynaklar beklesin şöyle yatırım yapmaya devam edelim. Bir de bana bir, biraz daha böyle para gelirse aha 100 bin falan geldim De ben Merkez Bankası'nı kaybediyorum ya. IMF'yi kaybediyorum ben. Olsun abi kaybedem. Aa Macar Osmanlı'ya köstürüyor. Allah imkanım olsa taklaya getirirdim de Bilader bu İrlanda sürekli o kadar çok İrlanda'ya dalıyor ki bak ben mesela İrlanda'daki kaynaklarımdan faydalanamadım. Fadıl'ı da e, Anaza'ya doğru büyüteceğim. Böyle bir fight olabilir mi ya? Kredi. 3 kişiye kadar kredi. Bir tur daha kürk. Abi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum şimdi. Sayın casuslarım. Bütün ülkelerle aşağı yukarı aynı seviyede ilişki. Teşekkürler, teşekkürler. Bütün ülkelerle aynı zamanda böyle aynı şeyle ilişki. Puddle. Anazaya doğru büyüyeceksin abi, yürü. bin altın verdim sana. Merak etme, merak etme. Altın yatırımı seni kurtarmaz. 3.000 kılıç, 3.000 silah sattım sana. Tamam, sen de bir topraklarını gelişlet artık. Sen de bir toprakları geliştir. Bayağı iyi gidiyoruz dostlar bu arada. Bayağı verimli gidiyoruz. Hattan Karahan hoş geldin. Evil Bank Manager efendim oyunun ismi. Evil Bank Manager. Odunu geliyor, şeyi geliyor, yatırımı geliyor. Var bizim neredeyse milyon paramız var. Peki ne alemdeyiz abi mesela? Ramazan Ramazanoğullarına rakip karıştı da ona yapacak bir şey yok. Ne alemdeyiz abi istatistik olarak? Babushko Banko ikinci sırada dostlar. Yanlış olmasın. Babushko Banko ikinci sırada. Ee, ne yapalım? Kur 200 korku. Yöneticilerin maaşlarını azaltalım. Mülke yapılan yatırım miktarı artı 200 bin. Aslında mülke yatıran, yapılan yatırım miktarı alalım ya. Ee, sonra IMF'den şey alabiliyor muyum? Aa bak karargah seviyesi artı bir artıyor. Şey yaparız bak. E ee, karargah seviyesini ben manuel elle bir arttırırım. 20 tane yerleşim yeri istiyor. Okey abi arttırırız hiç problem değil. Karargah seviyesini ben elle basıp bir turda teknolojiden alırım. iyice gelişirim abi. Teşekkür ederim efendim İyi yayınlar dileğiniz için çok sağ olun. Kamera birazdan açılıyor. Kamera birazdan açılıyor. Aha da açıldı. Sevgili boş yapma. 11 lira göndermiş. Kesenize bereket efendim. Çok teşekkür ederim. Baranım 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 baranım. Dilediğin gibi koyabilirsin kardeşim. Babuşko banko mülkücü o. Zaptiye Osmanlı ne baba? Mobil oyun mu? Kaliteli bir mobil oyunsa bakarım. Yani ben bakmadığım zaman kalitesiz anlamına gelmiyor da. Kaliteliden kastım ne biliyor musun böyle sürekli reklam boğmayan. Kaç tur sürüyor oğlum senin bu savaşın ya? Sürekli böyle reklam boğmayan, şey yapmayan. Onlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Peki mesela 90 bin altınlık param var. Hatta sivil ürünleri sattığım zaman 150 bin altınlık param oluyor. Hatta ve hatta bütün kaynaklarda birikiyor yani dilediğim kadar silah fenanda basabiliyorum. Peki bu yatırımı biz İrlanda için özel olarak kurulansak ve desek ki bana Batı İrlanda'da yatırım yapacak arsa ver. Ne verdi? Altın, odun. Moruk altın düzenli olarak para verir ama odun silah verir. Altını alalım, parayla ham madde alırım bir şekilde bana fark etmez ki. Altını ben alırım yani. Ee, görüşmek üzere. Solzir hoş geldin. Bana en son Battlefield 4'ün senaryosu sağlam demişlerdi. <laughs> Arkadaşlar birbiriyle konuşuyor tabii ben. Olaya müdahale oluyorum kenardan da. Yürü bakalım. Muhafızları aldım. Bunu aldım. O ne abi ya? O ne kadar değersiz bir yer öyle. Mesela elimizde para varken mülklere yatırım yapalım. Özellikle endüstri alanında. Bana en yüksek kaynak veren, en yükseği. Abi şu an çöldeki şey çalışmıyor. İrlanda'da 458 İrlanda'nın yönettiği Mersiya'da 458 odun veren bir yer var. Mesela şöyle yapsak babu. Babu babu. 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 Şöyle yapsak. Elimdeki şey bitti. Ee, İrlanda'da Endüstride Mersia abi. Mersia, Mersia, Mersia. Aha da bura. Bu ülke biz batırım, yatırım yaparsak endüstride. Bu odun veren yer şimdi ne kadar oldu? Eldeki parayı değerlendiriyorum. Ne kadar odun veriyorsun şimdi bana? 700, 793 odun veriyor artık. Bir de Picardi lazım ama endüstri yatırımını kullandık. Picardi 4 tur sonra gelir. Başka ne var mesela? Ramazan'da karamanı girmilemişiz. Ramazan'da Batı Çukurova'da şey var. Demir madeni var. Tamam. Bir de şimdi casuslara diyeceğim ki Ramazan'ın endüstriyel büyümesi Batı Çukurova abi. Batı Çukurova'ya bir büyüme basalım. Fadıl'a hiçbir şey basmaya gerek yok. Tamam. Eldeki parayı değerlendirdik. Allah'ım nihayet İrlanda savaşta değil. Ya bugünleri de mi görecektik yani? İrlanda'nın savaşta olmadığı bir gün. Maden var. Al. Kredi ver. Yatırım yap. Upgrade. Basamıyorum. 3 toprak daha lazım. Ramazan'a bir Osmanlı'ya doğru şey yaptırsak mı acaba ya? Ramazan'ı bir Osmanlı'ya doğru yönlendirsek mi? Taş geliyor bana Paso. Taş. Ne yapacağım agacım ben taşı? Bana paso taş geliyor şu fadıldan. Ben Ramazan'a bir ateşe atacağım birazdan ya. Ramazan'a ateşe atacağım birazdan böyle bir ortalığı alevlendireyim. Bir ortalığı alevlendirem geliyor geliyor. Çok güzel bu arada turluk o kadar fazla şeyim var ki. Okey abi. Fadıl kendiliğinden bir toprak daha alıyor. Ya planladığım gibi ilerliyor. Fadıl Anazay'a doğru gidiyor. Paralarımı bir şekilde geri alabiliyorum. Casuslarım işini yapıyor. Ramazan'a ben bir ateşe atam ya. Kıyılardan şöyle bir vuralım. Oha Ramazan kendi başına vurabiliyor. Oğlum benim silah basmama bile gerek kalmadan Ramazan kendi başına ilerleyebiliyorsan iyi ya. E, çok iyi abi. Farkındaysanız ne elimdeki sivil ürünleri satıyorum şu an ne de başka bir şey yapıyorum. Sadece bir iki klik atıyorum böyle tık 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 hallediyoruz. Bu arada İrlanda durmuyor abi. İrlanda durmuyor. İrlanda ilk önce İngiltere'yi kıtadan sildi. İrlanda İngiltere'yi kıtadan sildikten sonra Danimarka'ya doğru yöneldi. Yeni Büyük Britanya oldu herif ya. Yeni Büyük Britanya kanka. Adam fetihler yapmaya devam ediyor yani durmadı maşallah durmaksızın savaşıyor. Bütün ülkeler savaşıyor. Bizdeki bütün ülkeler. İrlanda alıyor, Fadıl kendi alıyor, Ramazanoğulları dalıyor, alıyor. Her yer kendi dalıp alıyor. Peki bu şu anlama geliyor. Bizim karargah yükselten şeyimiz burada, teknolojimiz burada. Yönetici maaşlarını azalt ve şuraya doğru gel. Yani birkaç tur sonra ben karargahı kendim elle basabileceğim anlamına geliyor bu. Giderim, kendim karargah basarım. Sonra bu adamlar toprak aldıktan sonra bir hal çaresine bakarım. %4.2. Hala elimde para yok. Mesela bu adamlar bu kadar nakiti nereden buluyor abi? 230 bin nakit basmış herif. Ne kadar payınız var mesela sizin? Tehlikeli bir payı olan var mı? IMF'de. En büyük payı olan %8. E bende bile %3 var ya. Alırız bir ara alırız. Oha Ramazanoğulları buraya aldı. Osmanlı tekrar da aldı. Ramazanoğulları yeni Osmanlı oluyor. Diğeri yeni Büyük Britanya oluyor. Hey maşallah toprak almadan durmuyorlar ki. Ahanda karargahı kendim bastım. Şimdi biraz kabine üyelerine falan para ayırmak lazım. Sonra teknolojiden karargaha gitmek lazım. Teknolojiden karargaha gidip bir tur daha büyüttükten sonra tertemiz. Sevgili boş yapma 11 lira göndermiş kesene bereket boş yapma sağ olasın hoş geldin. Aleyküm selam Melih hoş geldin. Babuşko Banko. İngilizleri dümdüz eden İrlanda. Uzman bir tane adam var bana 26 casusluk. E casus departmanımızda eli yüzü tutmayanlar vardı. 23 yatırım. Yatırım departmanında da eli yüzü tutmayanlar var. Guardian. Yine 23 yatırım var abi. 23 yatırım 23 casus var aslında. Şu 17'lik casusları atıp 23'ü buraya 28 gardiyan. Muhafızlarda arada 14'lük gardiyan var. 15'lik gardiyan var. 43'lük gardiyan. Bilader harbi uzman geldi. Ya 23 kredi. E baba zaten kredinin en ucuzu 23'müş. Ben buradan gardiyanlara 20 atarım. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi savaşları kazanıyoruz. Tık 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 değil mi? Aynen öyle. Savaşları kazanıyoruz. Kredileri veriyoruz. Yatırımları yapıyoruz. E, ilişkileri ilerletiyoruz. Hepsinin bizde ilişkisi çok iyi. Hatta şunu da Tapio'ya getireyim. Peki tapıyor tapıyor tapıyor. Sevgili boş yapma tekrardan teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. oynamışızdır belki ya. Babuşko Banko neredeyse birinciliğe doğru gidiyor babuşko. E, bu arada ben para için sivil malzemelerimi hala satmadım. Şuradan sivil malzemelerimi sattığım zaman 247 bin geliyor. Nasıl yaparız? E, bankalara borç vermeyiz abi. Yatırım yaparız. Fadıl'a yatırım yaparız. Fadıl'ın neresine yatırım yapalım? Suriye Çölü'ne yatırım yapayım mı? Suriye Çölü'nden 44 binlik şeker çıktı. Okey. Allah bereket versin abi. Daha ne? Daha ne yani? Biz bir ülkeye daha girebiliriz baba. Böyle bir milletin girmediği bir ülke var mıdır acaba şurada? Hindistan'daki Sri Lanka mesela. Ya da e, Çin'e takla attırıyor mudur bunlar? Oho Çin'e var ya. Çin'e çoktan takla attırıyorlardır. Kore. Babuş Kore'de de adam var. Japon zaten herhalde şey böyle Japon en baba fonlanandır. Demir banklar falan Japon'da. Bizim milletin girmediği bir yere girmemiz lazım. Macar'da, Osman'da. Milletin değer verip girmediği yerlere girmek lazım abi. Oho. Kardeşim Etiyopya. Ben seni kurtaracağım Etiyopya. Sen dert etme. Senin tek toprağın mı var lan? Oha. Arkadaşlar Etiyopya'nın kahramanı geldi. Adamlar adımızı tarihe altın harflerle yazacak bu arada. Çünkü e, ee, yetişmesek Etiyopya ölüyordu abi. Yetişmesek Etiyopya ölüyordu yani. Net ölüyordu. Kill him. İkinci tura dönemezdi. Şöyle bir normal yatırım yapalım. Oğlum çölde nasıl tarla var lan? 30 bin altınlık taşık mı geçiyorsun ya? Danimarka'daki boyama atölyesini al. Danimarka'daki boyama atölyesini al. Sibir ürünleri sat. Bu arada silah e, departmanımı merak ediyorum. Ooo tüfek şahına geçtik bu arada. Hey yavrum hey. Demir ve kömürle tüfek basacağız artık. Bu arada ben yani belki de 100 bin altınlık 200 bin altınlık silah basabilecek güçteyim. Görüp görebileceğiniz en güçlü konumlarımdan birindeyim. Artı bir karargah seviyesi rica edeyim. Sonrası çok daha rahat olacak. Ramazan oğulları beyliği de artık bir hamlesini yaparsa baya baya iyi olacak burada. Aa, Etiyopya'da odun. Oo bir saniye. Etiyopya'da odun. Ee, peki Etiyopya'nın zaten tek bir yeri var şu an yatırımım olan. Mesela e, sevgili casuslarım şöyle bir Etiyopya'da Hangisindeydi benim odunlar ya? Benim odunlar buradaydı galiba. Dur bekle. Abi endüstri. Abi Etiyopya. Kızıl Denizin güneyi. Tamam. Tamam 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 tamam. Ya, yavaştan yapıştırırsınız oraya ya. Tamam Etiyopya'da kıvama geldi. Birader Kızıl Denizin güneyine bir yatırım. Allah bereket versin. Şu an Etiyopya'dan ben ne kadar odun alıyorum? 900 odun alıyorum abi. 900, 1000. Allah ne verdiyse basacağız işte ya. Bu arada Ramazan onlara beyliği Osmanlı'ya üstün geliyor. Dostlar baya güzel ilerliyoruz. Baya keyifli ilerliyoruz. Suriye çölünde 51 bin altına satılan ev bana direkt sikem gibi geliyor ama ben niyeyse atlıyorum abi teklife. İyidir hocam hoştur diye. Kodoman emirleri. Bu arada ben ne görevi yapacaktım? Muhafızları her türden bir görevde kullan. Tamam dur. Harbiden bir göreve gidelim. Bir tane siyasi emir yapalım. 8 bin altın alalım. 220 bin şeyim var zaten. 9 bin buğday alayım. Teşekkürler. Bir de 600 bin sermayesi olan bankayı 16 bin zarara uğratayım. Burası bizi tatmin etti mi peki? Tatmin etti. Sıradaki görev. Yönetişim becerileri kullan. Yönetişim becerileri ne var? Yönetişim becerileri. Hani <laughs> <laughs> Türkçede olmayan bir kelime o. Neyse efendim, şöyle yapalım. Yavaştan burada videomuzun sonuna gelmiş olalım dostlar. İrlanda, Ramazanoğulları, Etiyopya ve Fadıl bu arada umarım Ramazan oğulları ile ikisi birbirine girmez. Yani o fadala girerek yanlış yaptık diyeceğim de Suriye çölüne benim dışında yatırım yapacak bir deli daha yoktur. Ee, sevgili Yüksel Şahin Prime avantajı ile dördüncü ayında Yüksel kesene bereket. Teşekkür ederim sağ olasın. Evet dostlar ee, videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Ebel Bank Manager'ın ikinci bölümüyle karşınızdaydım. Yani İrlanda durmadı. İskandinav topraklarına çıktı. İngiltere'ye aldı, Fransa'ya çıktı. Ramazanoğulları Beyliği'ne bu bölümde girdik ve Anadolu'nun çok güzel bir parçasını aldı. Fadıl burada hayatta kaldı ve Etiyopya'yı da son anda yok olmaktan kurtardık. Zira Memlük Etiyopya'yı yok etmek üzereydi. Eldeki silah stoğunu falan her zaman zirvede tutacağız, her zaman dik tutacağız. Çünkü silah stoğu eridiği an ne yazık ki Devletleri kurtaramayız abi kendi devletlerimizi. İstatistiklerden baktığınız zaman ikinci sıradayız. E, çok güzel ilerliyoruz. Bakın millet 7-8 ülkede falan var. Ben 3-4 ülkede sınırlı kaldım. Bununla beraber ülkelerden baktığınız zaman da İrlanda bizim en baba bölgemiz. Ne yazık ki Ramazanoğulları Beyliği'nde başka bir rakip banka var. Ama Fadıl ve Etiyopya'da biz de. Yani milletin göremediği değerlere yatırım yaparak ilerliyoruz seri de. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.